Baktım Selim bana bakıyordu yalvaran bakışlarla. Kurtar beni bu eziklerin yanından diye. Çektim kolundan getirdim. Çok iyi etmişsin Tuğçe. Ben olmasam çocuğun hayatı kalacak şu eziklerin yanında. İyi ki sen varsın. Ya kızlar, şu Selim'in doğum günü partisinde dans edenin kendisi olduğunu kanıtlamamız lazım. Herkes dalga geçiyor benimle. Kıkır kıkır gülüyorlar yanımdan evet, geçerken. Evet, oldu, rezil olduk. Ya Ayşegül, biz neyine iddiaya girmiştik? Dikkat! Yavrum yapmayın böyle. Dersimiz tarih dersi, milli güvenlik değil. Ama hocam bizim tarihimiz, milli güvenliğimizi korumakla yükümlüdür. Hazır ol! Tamam, 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 tamam. Evet. Oh, aman iyi. Güneş kremi de ister misiniz? Yine saygıldınız yavrum. Hocam siz rahat olun dediniz. Biz de rahat olduk. Rahat oturduk yani. Oh. Şimdi Bodrum'da olmak vardı anasını satayım. Şarkılar, maydanozlar, naneler. Yapma böyle Dilara. Yapma yavrum, yapma. Çocukların yanında Bodrum yok. Şarkı markı yok. Evet yavrum. Tamam. Benim buraya geliş sebebim size bir duyuru yapmak. Çocuklar, okulumuzu temizleyen şirket verdiğimiz zammı beğenmeyince ayrıldı. Yavrum biz başka şirkette anlaştık. Ama onlar önümüzdeki ay işbaşı yapacaklar. Dolayısıyla bir hafta boyunca kendi başımızın çaresine bakacağız. Peki okulu kim temizleyecek hocam? Siz. Ne? Hayatta ne? Olmaz. Biz mi? Bir hafta boyunca üçerli gruplar halinde dönüşümlü olarak okulumuzu temizleyeceğiz. Ya olmaz ki böyle. Evet, birinci gruba açıklıyorum. İşte Tuğçe. Ne? Ben mi? Hayır olmaz. Yok. Benim evimde bile tam 4 tane temizlikçi var. Ben kimsenin pisliğini temizleyemem. Sonra annem gelir okulu başınıza yıkar. Ondan sonra da babam yıkılmış okulda taş üstüne taş bırakmaz. Senin annen. Evet. Tabii yavrum ben zaten seni bana bu seçimi yapmamda yardımcı olasın diye kaldırdım ayağa. Kimleri seçerim Tuğçe'cim? Ha şöyle söylesenize hocam. Tabii ki bu ayak işleri için en uygun olanımız belli. Ayşegül ve Ceren. Ayşegül, Ceren. Yavrum bir de bana üçüncü lazım. Hocam, kimse bu iki ezikle beraber bir grup olmak istemez ki. Yok artık canım, vardır bir isteyen. Ben gönüllüyüm hocam. İşte budur. Ya Selim. Yaptığın çok hoş bir hareketti. Çok teşekkür ederim. Ne demek canım? Lafı bile olmaz. Sizi yalnız bırakacak değildim ya. Parmağına ne oldu? Bilmiyorum. Kaşınıyor. Selimciğim, ya bu temizlik işi konusunda boş yere yorulacağın için çok üzülüyorum. Senin için zaten her konuda üzülüyorum. Ayrıca da Selim, bak görürsün. Çok pişman olacaksın. Senin uğrunu kendini feda ettiğin bu arkadaşın yarın kesin okulu kıracak. Ben tanırım böylelerini, zora gelemezler. Görevden kaçarlar. Hiç de bile. Hey takım, nasılsınız bakalım? Görevinize hazır mısınız? Hazırız hocam. Bunları temizlemekle başlayabilirsiniz. Abi nasıl oldu şimdi bu? Tepsiler resmen üstüne uçladı. Harbi ha. Ya çocuklar, kolay gelsin. Bir şey duydum. Bütün bu okulu sizin sınıf bugün temizleyecekmiş. Doğru mu? Evet hocam. Ama Tuğçe, Berna, Ebru hariç. Hoppala. Niye? Hulki Hoca ya. Siz bir konuşsanız Dilaver Müdür'le. Tuğçe ve diğer ikisi sırf zengin çocuğu olduğu için temizlikten yırttılar. Haksızlık bu olmaz yani. Ben mi? Evet. Ben hayatta söyleyemem çocuklar. Ben diyemem öyle bir şey. Hocam siz konuşmazsanız kimse konuşamaz. Siz ki öğrenci haklarının Yılmaz savunucususunuz. Siz bizim gururumuzsunuz. Onurumuzsunuz. Yapma ya. Öyle miyim gerçekten? Tabii siz bize destek olmayacaksınız. Orası ayrı. Eyhat. Batsın bu dünya. Bitsin buraya. Bitmesin be, bitmesin. Ben ki öğrenci haklarının Yılmaz savunucusu Hulki. Şimdi gidip Müdür Dilaver'le konuşuyorum. Bekle beni Dilaver. Çok yaşa canım. Çok yaşa. İşittim galiba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.